sözüyle söyleyeyim. Bunlar var ya. Bunlar var ya. Bunlara bir dilatasyon diyoruz. Ya şey yapın. Şu baştan altına atın. Toplam 16 kişi arkadaşım şu anda sahada güvenlik çalışıyor. Taşkından mı kaynaklanıyor? Özellikle bunu çok güzel. Adrenalin geçtikten sonra serbest termalikli olan mükemmel bir kalıyor. Çok 50-60 tane araç bekliyor. 50-60 tane var. Dağdan gelen su yolda bitmiş. Evleri 70-75 santim, iş yerleri geziyor şimdi. 70-75 santime yakın su basmıyormuş. Aynı sosyal politikalardan ilçe müdürlüğünden arkadaşlarımız sosyal müdürlüğünün ilçeyi gezdiler. Onlar 60-70 yakın bir haneye gezdiler. Hasar tespitini yaptık. İnşallah vatandaşın mağduriyetini en kısa zamanda gidereceğiz. Ama o hızlı. Vakfımızın Balıkesir Şubesi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. Zaman gerçekten çabuk geçiyor. Geçtiğimiz bir yıllık süreç içerisinde Gönen ve Edeni şubelerimiz de bugün itibariyle Edeni şubemiz de hayata geçmiş oluyor. Tabii biz devlet olarak nitelikli, her anlamda kaliteli, donanımlı, akademik anlamda da başarılı gençlerin ve nesillerin yetişmesi anlamında bütün gayretimizle, bütün aslında maddi ve manevi imkanlarımızla elimizden gelen gayreti ve çabayı ortaya koyuyoruz. Bütün imkanları aslında hem milletimiz ve hem de gençlerimiz için seferber etmiş durumdayız. Ama hep bir şey ifade ediyoruz. Akademik başarının yanı sıra vatanına, devletine, toprağına, bayrağına bağlı nesiller yetişmesi bizim temel felsefemiz, temel prensibimiz ve temel amacımız. Artık ne mutlu ki hem akademik anlamda donanımlı, başarılı teknopet gençliği gümbür gümbür geliyor. Hem de işte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun izinde dünyanın neresinde bir zulüm varsa ona dur diyen, zulme dur diyen ve mazlumun yanında yer alan gençlerimiz maddi, manevi ve kültürel değerleriyle donanımlı, milli ve manevi değerleriyle donanımlı gençlerimiz yetişmeye devam ediyor. Bu anlamda da bu tür vakıflarımız, bu tür derneklerimiz, bu tür rol model büyüklerimizin aslında olması bizlere de güç veriyor. Bu noktada da hem gençlerimizi cesaretlendirici adımlar atılıyor, hem de rol model olmaya devam ediyorlar. Tabii biz 20 yıldır Cumhurbaşkanımız aslında hep ifade ediyor. Dünya 5'ten büyüktür haykırışının aslında sebebi işte bütün dünyada bugün Gazze'de yaşananlar bunun sebebini ortaya koymuş oluyor maalesef. Daha adil bir dünya mümkün haykırışımız işte bugün bir kere daha
maalesef ki yerini bulmuş durumda. Biz her zaman dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun o mazlum coğrafyalarının hep yanında durduk ve bundan böyle de zulme bütün gücümüzle zulme karşı zulme dur diyerek zulme karşı haykırmaya biz devam edeceğiz. Bugün Batı'nın Amerika başta olmak üzere o çifte standart söylemleri bir kez daha aslında gözümüzün önünde cereyan ediyor. Batı'nın riyakarlığına bir kez daha hepimiz şahitlik ediyoruz. İşte İsrail ve onun destekçileri bir katil devlet olma yolunda uluslararası bütün kuralları ve bütün insan haklarının bütün temel kurallarını çiğner bir vaziyette kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Gazze'de bugün büyük bir katliamı maalesef büyük bir soykırımı bu dünyaya yaşatıyorlar. Biz Cumhurbaşkanımız uluslararası alanda bütün diplomatik aslında gücümüzle zulme dur demeye ve bir an önce iki devletli bir çözümün hayata geçmesi noktasında bütün gücümüzle, bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Gülüşlük takılanların bastırdığı kanunlar var. Ya Rabbi oradaki insanlara yardım edin. Bu güzel beldede, bu güzel şehirde, bu güzel elde güneşin bol olduğu, suyun bol olduğu, yağmurun bol olduğu, merhametin bol olduğu, bir zamanlar Balkanlardan sürülen kardeşlerimizi kucaklaşan, toprağını bölgeden, evini bölgeden, Balkan bölgeden, insanları yaşatır bu güzel şehirde. Amin diyor, dua ediyoruz. Allah'a da hatırlayabiliriz korkuyoruz. Biz merhamet çocuklarıyız. Merhametin çocuklarıyız, merhametli bir neslin çocuklarıyız. Ya Rabbi bir mahkumdur, kuşlar kusursuzlanmasın, Balkanlarda kurtlar aç kalmasın diye vakit duran ecdadın çocuklarıyız, ahkadiyiz. Burada yeni dünya vakfı böyle bir merhamet duygusuyla kuruluyor. Boylu mülkük yavrularımıza, aç susuz vatandaşlarımıza el uzatmak için, merhamet göstermek için, sahipsiz göstermek için kurulan bir vakıf var. Ya Rabbi bu vakfı da gayesine muvaffak eyle, amaçlarına muvaffak eyle. Ya Rabbi dünyada merhameti bilmeyenlere öğretiver Allah'ım. Çocukların başına bomba yağdıranlara sen de merhamet ver Allah'ım. İslah eyle, hastaneleri kara dumanlara, katranlara, doğanlara Allah'ım ıslah eyle, merhamet eyle. Evini barkını terk ettirenler, ya Rabbi, ya Rabbi, yollara düşmüş, gideceği yer yok. O insanlara ya Rabbi, sen bu merhametsizler elinde bırakma, perişan eyleme. Biz 23 kıtadan yaşamış bir millet olarak ya Rabbi, acizane, fakirane, mahzunane dua ediyoruz. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Vaktimizi mübarek eyle. Sebep olan kardeşlerimize ya Rabbi dünya ahirette muratlarına ver murad eyle. Güzel işlerinde muvaffak eyle. Amin diyen kardeşlerimizi bu güzel şehrin mensuplarına. Amin Allah'ım, amin. Güzel Allah'ım. Güzellikleri yaratan Allah'ım. Merhametli Allah'ım. Merhametleri yüreklerimize dolduran Allah'ım. Nerede mazlum varsa el açan, gözyaşı döken, uykusu kaçan, boğazından lokma geçmeyen aziz milletimizi daima aziz eyle Allah'ım. Dünyada hakkın hakikatin savunucusu ordularımızı sen muzaffer eyle Allah'ım. Sen muzaffer eyle Allah'ım. Sen sahipsizleri sahipsiz bırakma, camileri ezansız bırakma, müminleri vatansız bırakma, dünyadaki insanları sahipsiz bırakma. Allah, 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 la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, sadikul vaadul emin. Gazze'de yatar peygamberimizin dedesi. Orası Gazze'tün Haşim'dir. Allah'ım o şehri yıkanlara sen merhamet et, israf et, izan ver, ıslah et güzel Allah. İslah et, onlar da insan olmanın lezzetini tatsınlar. Mümin olmanın izzetini tatsınlar. Merhamet taşımanın merhamet hizmeti vermenin zevkini tatsınlar güzel Allah'ım.
Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Selim Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhaniyeti, ordularımızın muzafferiyeti için, çocuklarımızın salahı için, yavrularımızın mutluluğu için, kazaların belaların defi için, ümmeti Muhammed'in zulümlerden beri olması için, üzerindeki belaların reddet olması için. Yeni Dünya Vakfı inşallah Edremit'e de çok güzel hizmetleri yapacaktır. Burada hem genel başkanı hem Balıkesir şube başkanımız var, genel başkan yardımcımız var. Tekrar hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah.